Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu derste sizlere ses konusuyla ilgili bilgiler sunacağım. Bu konu iki büyük başlıktan oluşmaktadır: sesin sürati ve ses enerjisi. Zor mu bu konular? Hayır, kesinlikle çok basit. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bizim bu konuyla ilgili neleri bilmemizi istiyor? Yani kazanımlar nelerdir diye baktığımızda ilk kazanımımız şu arkadaşlar: sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. Yani daha da detaylara inecek olursak, sesin boşlukta neden yayılmadığını belirteceksiniz arkadaşım. Işık ve sesin havadaki sürati, şimşek ve yıldırım olayları ve sonradan duyulan gök gürültüsü örneği üzerinden karşılaştırmalar yapacağız arkadaşlar. Bir diğer kazanıma baktığımızda, sesin bir enerji türü olduğunu ve başka bir enerjiye dönüşebileceğini kavrar. Haydi bakalım, şimdi konumuza başlıyoruz. Evet, ilk olarak sesin süratinden bahsedeceğiz. Ses her yöne dalgalar halinde yayılır. Bunu 5. sınıftan beri arkadaşlar sizlere anlatıyoruz. Pek çoğunuz da bunu biliyorsunuz. Işık doğrusal bir şekilde yayılır. Ses ise dalgalar halinde yayılır diye söylemiştik. Peki, ses boşlukta yayılır mı? Arkadaşlar, ses boşlukta yayılmaz tabii ki. Işık boşlukta yayılır ama ses maddesel ortamda yayılır. Yani ses boşlukta yayılmaz cümlesi bizim mutlaka bilmemiz gereken bir cümle. Peki bununla ilgili bir soru çözelim hemen. Güneşte meydana gelen patlamalar dünyadan duyulmaz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Arkadaşım, güneşte biliyorsunuz her saniye patlamalar oluyor. Peki biz bu patlamaları neden duymuyoruz dünyadan diye soruyor size. Tabii ki güneş nerede bulunuyor? Uzay boşluğunda bulunuyor. Peki boşlukta yayılabiliyor mu ses? Bakın, ses boşlukta yayılamaz. O zaman uzay boşluğunda bulunan güneşte meydana gelen patlamalar bizim kulağımıza gelmez. İşte biz bu cevabı nerede görüyoruz? Ses boşlukta yayılmaz. Güneşte meydana gelen patlamaların dünyadan duyulmamasının nedeni sesin boşlukta yayılmamasıdır diyoruz. Ve son olarak, ses boşlukta yayılmaz ancak ışık boşlukta yayılır diyoruz ve diğer kağıda geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ışık ile ses sürekli birbiriyle karşılaştırılan iki kavram, doğru mu arkadaşlar? Işık ve ses sürekli karşılaştırıyoruz. Pekala, ben de bunu ne yaptım? Bir tane kağıda bu şekilde yazdım. Böylece akılda çok daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım, şimdi karşılaştırmalı ışık ve sesin özelliklerine bakalım. Işık doğrusal yayılır. Ses dalgalar halinde yayılır ve her yöne yayılır. Evet, ilk farkımız bu arkadaşlar. İkinci fark, en hızlıdan en yavaşa doğru. Ortamlardaki hız karşılaştırmalarını yapalım arkadaşlar. Şimdi ışık en hızlı havada yayılır. Peki ses en hızlı katıda yayılır. Bakın, birbirinin tersi. Aman ha, buraya dikkat. Buradan çok soru çıkıyor soru test kitaplarında. Pekala, bir daha söylüyoruz. Işık en hızlı havada yayılırken ses en hızlı katılarda yayılır. Peki hocam, bunun sebebi nedir? Bunun mantığı nedir diye soracak olursanız, tabii ki şu. Işık biliyorsunuz boşlukta yayılabilen bir şey. Ama ses maddesel ortamda yayılır. O zaman ses neyi sever? Maddenin taneciklerinin çok olmasını ister. O zaman katıların tanecikleri nasıl diziliyordu arkadaşlar? Hatırlayın, çok sıkışık, aralarında boşluk yok ve düzenli şekilde diziliyordu. Şimdi bu da aynı şekilde. Havada boşluklar nedir? Havada boşluklar çok fazla. Peki katıda çok sıkışık. Şimdi size işin mantığını anlatıyorum arkadaşım. Mantığını anlarsak unutmayız, değil mi? Peki gazda nasıldı? Boşluk çok fazlaydı. Tanecikler arasındaki boşluk çok fazla. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar bakalım. Işıkta nasıldı? Havada ışığın havadaki sürati en hızlıydı. Neden? Çünkü bakın, tanecikler arasında boşluk çok fazla. Tanecikler arasında boşluk fazlaysa ne olur? Işık çok daha hızlı ilerler. Çünkü ışık boşluk sever arkadaşlar. Işık boşluk sever. Ve süratini
hızlı bir şekilde ilerletir. Ses neyi sever? Ses maddesel sever. Yani tanecik ortamlı sever. Tanecikli ortamı sever. Maddesel ortam sever. Bakın bu şekilde kodladığımızda çok daha rahat ve kolay akılda tutacaksınız. Şimdi boşluk çok fazla değil mi gaz taneciklerinde? O zaman ışık en hızlı havada. Çünkü boşluğu seven ışıktır. Pekala ses neyi seviyordu? Maddesel ortamı seviyordu. O zaman ses de en hızlı hangi ortamda ilerleyecek? Tabii ki taneciklerin arasında boşluğun olmadığı, çok sayıda taneciğin yer aldığı katı ortamda ses çok hızlı ilerler. Gaz ortamda tanecik sayısı çok azaldığından, boşluk çoğaldığından ses en yavaş gazlarda ilerler arkadaşlar. Tamam mı? Işık da en yavaş kat ortamda ilerler. Bu şekilde kodlayabiliriz. Daha rahat akılda tutabiliriz arkadaşım. Gelelim üçüncü maddeye, üçüncü özelliğe. Sesin hızından daha fazla hızı vardır. Doğrudur. Işık sesten daha hızlıdır arkadaşlar. Işığın sürati 300 milyon metre bölü saniye iken sesin sürati 340 metre bölü saniyedir. Gördüğünüz gibi birimleri aynı. Hangisinin rakamı daha büyük? Tabii ki ışık sesten çok çok daha hızlıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim kazanımlarda da söylediği gibi belirli örnekler var arkadaşlar. Işığın sesten daha hızlı olduğunu vurgulayan günlük hayatta örnekler var. Bunlar test kitaplarında çokça çıkıyor. LGS'de de buralardan soru gelebilir. Bakın iki tane önemli örnek var. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimşek ve yıldırım olaylarında ışık önce, ses sonra duyulur. Evet, bunun nedenini size sorgulayabilirler. Ne diyeceksiniz? Çok basit. Çünkü ışık sesten daha hızlıdır. O yüzden önce biz ışığı görürüz. Yani şimşeği ya da yıldırımı önce görürüz. Daha sonra da bize birkaç saniye sonra sesi duyarız. Bunun sebebi neymiş? Işık sesten süratlidir. Bu yüzden arkadaşlar. Probably in third. Oh, shh. Oh my fucking God. Peki buna başka bir örnek verecek olursak günlük hayattan havai fişeklerde de aynı mantık var. Önce ışık görülür, sonra ne olur arkadaşım? Sonra da sesi duyarız. Havai fişeğin patlama sesi daha sonra kulağımıza gelir. Haydi bakalım diğer sayfaya geçiyoruz. Sesin süratini etkileyen faktörler var arkadaşlar. En önemli iki tanesini burada söyleyelim. Ortam yoğunluğu ve ortamın sıcaklığı. Bunlar sesin süratini etkiler. İlk önce ortam yoğunluğuna bakalım. Az önce de söyledik aslında bunu. Ne dedik? Ses en hızlı katı ortamda ilerler, en yavaş gaz ortamda ilerler. Çünkü gaz ortamın tanecikleri arasında boşluk çok fazladır. O yüzden ses taneciklerin üzerinden yayılıyor biliyorsunuz dalgalar halinde. O yüzden burada yavaş ilerler. Taneciklerin en sıkışık ve düzenli olduğu, boşluğun en az olduğu ortam hangisiydi? Katı ortamdı. O zaman ses nerede en hızlı ilerleyecek? Taneciklerin çok yoğun olduğu ortamlarda çok hızlı ilerleyecek. Peki ortada ne kaldı? Sıvı kaldı. Sıvı da daha düzensiz. Arada çok çok az boşluk var. O yüzden ses sıvı ortamda katıdan daha yavaş. Ama gazdan daha hızlı olacak şekilde ilerler arkadaşım. Şimdi gelelim
başka bir faktöre. O da nedir? Ortam sıcaklığı. Ortamın sıcaklığı artarsa arkadaşlar, ortam sıcaklığı artarsa, burayı da kahverengiyle gösterelim. Ortam sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Şimdi bakın, hava ortamına bir bakalım. 0 derecede sesin sürat 332 metre bölü saniye. 20 dereceye çıkartırsak, bakın sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı zaman ne oldu? 332'den 344 metre bölü saniyeye çıktı. Peki sıcaklığı 100 dereceye çıkarttığınızda 2100 metre bölü saniyeye kadar çıktı. Yani sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Pekala, hava ortamında 0 derece, 332. Demir ortamında 0 derece, sesin yayılma hızına bakar mısınız? 5000. Yani bu farklılığın sebebi nedir? Birisi hava ortamı, yani gaz ortam. Demir ise neydi? Katı. Tabii ki burada 332 ise burada çok daha yüksek bir değer olmalı. Neden? Çünkü bu gaz ortam, bu da katı ortam. 0 derece, ikisi için de 0 derece. O zaman gazlarda daha yavaş, katılarda ise ses daha süratli bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde tablodaki rakamları incelerseniz mantığa uygun olduğunu göreceksiniz. Şimdi bununla ilgili ben sorular yazacağım. Bundan sonraki videomda arkadaşlar ses ile ilgili kendi yazdığım LGS örnek sorularına da yakın günlük hayatla da ilgili sorular yazacağım. Mutlaka o videoyu izleyin. Mesela şöyle bir soru geldi şu anda aklıma. Şu anda geldi. Mesela bir okulun bahçesindesiniz, tamam mı? Okulun bahçesinde 100 metrelik bir uzaklık olsun. İki kişiye karşılıklı geçsin. Sıcaklık 0 derece olsun kış ayı. Bunlar birbirine seslensinler. Mesela kim olsun bunların isimleri? Ahmet ile Ayşe. Ahmet sesleniyor. Ayşe diye bağırıyor. Ve Ayşe duydu. Bir daha söylüyorum. 0 santigrat derecede. Pekala. Duyamayacağı kadar sesinin tonunu düşürsün. Şiddetini azaltsın. Sesinin şiddetini daha da azaltsın Ahmet. Ne desin? Ayşe, Ayşe, Ayşe diye diye düşüre düşüre. Nerede duyamadıysa o anda beklesin. Tamam mı? Bunu bu şekilde aklında tutsun. Ve sıcaklık arttığı zaman Ahmet'le Ayşe yine eşit uzaklıkta, aynı konumda birbirine seslensinler. Duyamayacağı kadar şiddetini düşürsünler. Yaz ayında yapsınlar bunu. 36 derecelik bir yaz ayı sıcaklığında. İşte o zaman aynı deneyi yaptıklarında arkadaşlar, yazın birbirlerine çok daha küçük, çok daha az bir şiddetle bile bağırsalar birbirlerini duyduklarını fark edecekler. Peki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir? Tabii ki cevaplarda ne arayacağız? Ortamın sıcaklığı arttığı için yaz ayında ne olacak? Sesi birbirlerine daha iyi duyabilecekler. Buna yakın bir cevabı bulmanızı bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir sonraki videoda bir tane soruyu tasarlayacağım. Siz de onu mutlaka çözün arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir konu. İsterseniz çok az kaldı. Konumuzu bitirelim. Haydi bakalım devam edelim. Ses enerjisi. Arkadaşım ses bir enerji türüdür. Peki hocam sesin enerji olduğunu nereden anlayacaksınız diye soracak olursanız şayet bunu şu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın örnek verelim. Jet uçağının yakın uçuşu sonucu camların kırılması. Şimdi biliyorsunuz savaş uçakları, jet uçakları çok ses çıkartırlar. Eğer apartmanlara, yerleşim yerlerine çok yakın uçarlarsa uçtuğu yerde bütün camları dökerler. Yani kırarlar. Bu nedir? Sesin bir enerjiye sahip olduğunu gösterir. Çünkü ses enerjisi, yani ses dalgalar halinde yayıldığı için cama çarptığında ona bir kuvvet uygular ve o camın kırılmasına sebep olur. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Ses başka bir enerji türüne de dönüşebilir. Bakın bu da çok önemli cümle. Biraz önce verdiğim örneği tekrar verelim ve hangi enerji türüne dönüştüğüne birlikte bakalım. Jet uçakları yakın uçuşu sonucu camların kırılması örneğinde ses enerjisi neye dönüştü? Mekanik enerjiye dönüştü. Pekala başka bir örnek. Opera sanatçısının çıkarttığı ses ile bardağı kırması. Arkadaşlar opera sanatçılar biliyorsunuz çok güçlü sese sahiptirler.
yüksek şiddetteki ses ile ses enerjisi neye dönüşür? O camı kırdığı için mekanik enerjiye dönüştürür arkadaşlar. Başka bir örnek verelim. Tahta sopaları birbirine vurduğumuzda çıkan ses ya da şu şekilde iki kalemi aldık. Bakın hareketli cisimler var mı? Hareketli cisimler varsa burada ne vardır arkadaşım? Mekanik enerji vardır. Peki mekanik enerji ne? Hangi enerjiye dönüşüyor şu anda? Tabii ki arkadaşlar ses enerjisine dönüşüyor. Pekala, mikrofon. Mikrofonun çalışma prensibini merak ettiniz mi hiç? Hangi enerji dönüşümleri oluyor sizce? Ses enerjisi neye dönüşüyor? Evet, doğru cevap ne tabii ki? Elektrik enerjisi arkadaşlar. Elektrik enerjisi diye boşluğu dolduruyoruz. Pekala, böbrek taşları ses dalgaları ile kırılıp tedavi edilebilmektedir arkadaşlar. İnsan kulağının duyamadığı ses aralıkları var biliyorsunuz. Belirli aralıklarda insan kulağı sesleri duyabiliyor. İşte ultrasonik sesler ile ne yapılıyor? Böbrek taşlarının tedavisi yapılıyor. Yani böbrek taşları ses dalgaları ile kırılarak küçültülebiliyor arkadaşlar. Bu da yine sesin bir enerji türü olduğunun bir başka göstergesidir diyoruz. Konu anlatımım burada bitti arkadaşlar. Arkadaşlar videolar çok uzatmıyorum artık. Çünkü uzun videolar olduğunda öğrenciler daha çabuk sıkılabiliyor. Kısa ve öz anlatımlarla konu anlatımlarını sağlayıp soru çözümlerini bir sonraki videoda veriyorum. Yine yorumlarınız varsa, önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız kısımları yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.